kanalıma hoş geldiniz. Yine evimdeyiz. Bana çok sorduğunuz sorular var. Tabii ki hepsini dikkate alıyoruz. En önemli sorulardan biri nasıl beslendiğim. İşte her sabah, gerçekten her sabah klasik yediğim kahvaltım. Burada ne var? Omlet var. Omletin içeriğini birazdan anlatacağım. Salatalık ve biberim var. Domatesim var. Ve burada gördüğünüz benim gerçekten vazgeçilmezim ve gerçekten bağımlısı olduğum fıstık ezmem var. Yanında çayım var. Kaç şeker? Hiç şeker. Nasıl ya? Tadı olmuyor ki onun için. Hayır, hiç şeker. Demi niye öyle peki? Yani siz mi koyuyorsunuz demini? Böyle açık mı içiyorsunuz yoksa geceden mi? Aceleye getirdik hadi hadi dediniz diye. Geceden hazırladım, o yüzden biraz demini şey yapmamış. Neyse hadi afiyet olsun. Hakikaten bunları yiyecek misiniz şimdi? Yiyeceğim tabii ki ya. Allah gözünüzü doyursun. O fıstık ezmesi akşama kadar koşturmadım. Bu arada tabii ki Angel da burada. Annem. Beni hiç yalnız bırakmayan Angel'ım. Birazdan onu da yiyeceğiz. Birazdan seni de yiyeceğiz. Kusura bakma İran. Ben o fıstık ezmesine takıldım. Niye böyle bir anlatacağım. Yokka? Anlatacağım. Şurada gördüğümüz ölçü birimleri var. Beni sakın takıntılı bir insan zannetmeyin. Asla. Ama ölçümün dışına çıkmam. Ne olursa olsun. Şimdi omleti sayıyorum size. Omletin içinde 2 tane tam yumurta, 2 tane de ekstra beyazı var. Bunlar protein kaynağı. Anne sütünden sonra en yüksek protein kaynakları ve protein ağırlıklı beslenmek her zaman sizi kas kaybettirmeden daha tok ve aslında daha incelmiş durmanızı sağlar. İçine şimdi diyorsunuz ki ekmek yok nasıl doyuyorsun? Bunun içine omletin içine yulaf koyuyorum. Yulaf çok önemli bir karbonhidrat değeridir. Tabii ki yanında esmer ekmek de yiyebilirsiniz. Ben ekmek karşılığı yulafla yapmak istiyorum çünkü buyurun. Şimdi hakikaten ben onu mesela ekmeksiz yiyemem. Kaç tane? Sen mantıya da ekmek banıyorsundur. Öyle bir tarzın var. Ben bunu da ekmekle yiyorum da şimdi bazı kadınlar var hakikaten bunu ekmeksiz yemeyecek onlarca kadın tanıyorum. Yani çok leziz duruyor ama bir alışkanlık ya Demet Hanım. Alışana kadar ne yapmak lazım? Ay ben de isterim bir sürü şey yemeyi yani. Beni de tanısan bayağı insanüstü yiyorum ama dikkat etmek zorundayız yani. Alışana kadar siyah ekmek yiyebilirler. Tam buğday ekmeği yiyebilirler. Yanında bir dilim. Onun dışında istediğiniz çeşit peyniri omletinize koyabilirsiniz. Ne kadar böyle bir parça. Sakın kibrit kutusunu kullanmayın. Gerçekten insanın sinirini bozan bir tabir. Bir kibrit kutusu kadar değil. Daha fazla koyabilirsiniz. Omletimize yağ çok az sürüyoruz. Birazcık zeytinyağı damlatıp onu birazcık peçeteyle böyle sildim. Çünkü tabii ki zeytinyağı faydalı bir yağ. Ama ben yağımı tamamen fıstık ezmesinden almayı tercih ediyorum. Çok lezzetli gerçekten. Ben de şey gibiyim öyle, pazarlamacı gibi fıstık ezmesi pazarlıyorum. Yağınızı nereden alıyorsunuz? Fıstık ezmesinden mi? Biraz yanmışım bu omletim. Altını görmezseniz seviniriz. Konuşmaktan soğudu omletim. Bunu hepsini yiyecek misiniz o domatesleri falan? Fıstık yiyeceğim, ezmesi. Gerçekten yiyeceğim. Tamam, şimdi şöyle söyleyeyim. Her öğünde belli miktarda protein, belli miktarda karbonhidrat almanız gerekiyor. Ve yağ almanız gerekiyor. Karbonhidrat demek aslında sebzeler de karbonhidrattır. O yüzden ben burada yeşil biber, tatlı yeşil biber kullanıyorum. Salatalık ve domates yiyorum. Bunların içine hiçbir şekilde yağ ve tuz eklemiyorum. Çünkü fazladan yağ vücudumuzun kilo vermesini engeller. Tuz da biliyorsunuz su tutar. Sadece olduğu kadar peynirin içindeki omletime koyduğum peynirin içindeki tuzla idare ediyorum. Bunları yiyorum. Bunları da bitiriyorum. Zaten şu ne ki ya kuş kadar. Bir saat yiyorum diyorsunuz. Bir tane ağzınıza bir şey attığınızı görmedim. Atacağım. Hem konuşurken hem yiyemem. Ben saygılı bir insanım öyle. Biz gelmeden önce bir şeyler herhalde indirdiniz. Evet çocuklarımla birazcık yedim. Gelelim fıstık ezmesine. Fıstık ezmesinin içinde hem faydalı yağ var hem de protein ağırlıklı bir yağdır bu. O yüzden benim bu ölçüm kaşığım bir yemek kaşığının ölçüsüdür. Hiç bakma öyle. Nasıl? Peki niye yemek kaşığı kullanmıyoruz da o garip şeyi kullanıyoruz? Çünkü yemek kaşığın üstü böyle tepeleme koyarsın. O da aslında bunun iki ölçüsü kadardır. İki peki. Ölçü yağ almak demek de senin bunlara dikkat etmediğin belli oluyor Evren. Evren mi? Ne evreni? Niye ki? İbrahim benim onu. Allah seni kahretsin. Ay teşekkür. Şimdi şöyle de yapıyoruz.
bir tiyo vereceğim size. Gerçekten bunu izleyince güleceksiniz. Böyle yapıyoruz. Ömer'le karşılıklı yiyoruz bunu sabahları. O kendisi böyle kepçe kepçe yiyor maşallah. Bunu böyle yaptıktan sonra şöyle küçük kaşıklar halinde yiyorum. O zaman tadı daha böyle. Şu anda ekip bana yazık gözlerle bakıyor ama bu böyle. O yüzden ben böyleyim. Siz de öylesiniz diyemeyeceğim. Neyimiz var ya? Bayağı şeyim şimdi, var göbek falan. Ekmeği açacaksın, onun içine süreceksin. Tereyağı. Ballısı var, ballısı. Ballısını yiyor musunuz? Hayır, hiç denemedim. Ben bu sadeyi seviyorum. Hem de şeker, ekstra şeker katılmamış. Çayımı da yanında içiyorum. Ekstra şeker, ekstra yağ, tuz, hiçbir şey kullanmıyorum. Ama gerçekten lezzetli bir kahvaltı. Buna emin olabilirsiniz. Peki şunu merak edeceğim. Siz her sabah bunları yiyor musunuz? Yani her sabah bir omlet, her sabah fıstık ezmesi, her domates. Sabah bunu yiyorum. Fakat arada sıkıldığım zamanlar oluyor. Tabii ki insanız böyle her gün pirinç yenilmez değil mi? Aynen öyle. Zeytin hiç yok mu hayatınızda zeytin? Ay taktın zeytine ya. Seviyorsun çünkü herhalde. Hayır, fıstık ezmesi yemeyecekseniz zeytin 5-10 tane yiyebilirsiniz. Yani yağı nereden alıyoruz biz? Fındık, fıstık gibi, badem gibi. Ne denir onlara? Ne bileyim. Çerez. Kuruymuş. Teşekkür ederim Denizciğim. Velid zaten, o bana güvenmiyor bile. İşte benim günlük her sabah yediğim rutin kahvaltım. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım siz de keyifle kahvaltınızı edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.